Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli izleyiciler, Sağlık Olsun programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir programla daha tekrardan karşınızdayız. Daimi konuğumuz fizyoterapist Sayın Serkan Orhan hocam aramızdalar. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Hamdolsun hocam, sizleri sormalı. Elhamdülillah, çok şükür hocam. Hocam bu haftaki konuğumuz diz problemleri olacak dediniz. Diz kaynaklı, diz ve çevresinde gelişen rahatsızlıklar nelerdir hocam? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Bizim en çok duyduğumuz halk arasında kireçlenme var. Romatizma, kireçlenme, bunların ayrımı tam olarak nasıldır? Siz nasıl ayırıyorsunuz bilmiyorum. Veya ayrı mıdır? Veya kireçlenme diye bir şey var mıdır? En başta onu sorayım. En çok duyduğumuz budur. Ondan sonra tabii bazı hastalıklar geliyor peşinden. Menisküs hastalığını duyuyoruz. Bunun gibi siz neler açıklayacaksınız hocam? Şöyle aslında diz, öncelikle dizin kendisine baktığımızda çok komplike bir yapıya sahip. Yani işte üst bacağımızın kalçaya doğru yaklaşan kısmından itibaren bir kemik geliyor. Bu kemik aşağıya doğru hani ayağımıza doğru giden kemik kısmında herkesin bir tane kaval kemiği zannettiği, bir tane de yan tarafta ince bir kemik daha vardır aslında. Bu üçünün bir araya gelmesi ve tam da orta bir de diz kapağını oluşturan bir eklem yapısı var ki onun yapısı çok daha muazzam. Bunların hepsinin bir araya geldiği yer bizim dizimiz. Ve dizimizin olduğu bu kadar komplike bir yapının olduğu yerde bir sürü tabii yumuşak dokular var. Birazdan bunları bahsedeceğiz. Zaten onların rahatsızlıklarından dolayı bizler de en çok problem yaşıyoruz. Neler oluyor peki en çok diz problemlerinde? Çoğunlukla gördüğümüz şey, karşılaştığımız şey, sizin de dile getirdiğiniz gibi kireçlenme olarak tabir edilen biraz eklem yüzeylerinin aşınmaya başlamış olması ya da eklem yüzeylerinin daha fazla hareket ortaya çıkarmasına engel teşkil edecek bazı birikintilerin bir araya gelmesi ve bununla birlikte de işte kişiler zorluk yaşıyor. Birazdan bunları ifade edeceğiz detaylı bir şekilde. Bunun dışında biz en çok menisküs diye hep duyuluyor. Menisküs aslında bir yapının adı. Fakat o yapıya zarar geldiği için de menisküs yaralanması ya da işte menisküs zedelenmesi olan bu rahatsızlığa kısaca direkt o yapının ismini kullanarak menisküs hastalığı, menisküs rahatsızlığı olarak da karşımıza çok çıkıyor. Bir de çoğunlukla sporcularda görmüş olduğumuz fakat tabi amatör sporcuların da zaman zaman yaşamış olduğu bir de çapraz bağ yırtılmaları ve kopmaları var. Oralarda da İşte genel itibariyle halkımızda bir tabir var ya da anlayış var diyelim. Bakıldığında işte kişiler zannediyorlar ki işte bu çapraz bağ biraz daha bacağın üst kısmından böyle aşağı doğru uzanan, bacağın yan tarafında olduğunu falan zannediyorlar ama halbuki o bacağımızdaki bundan o diz eklemini oluşturan kemiklerin ucuca geldiği kısımda diz kapağın altında yer alan iki tane bağın bulunduğu bir yapı var. Bu sebeple biraz bunun da farkındalığını en azından oluşturmuş olmak adına bugün bu bölümümüzde en azından diz problemlerinin bu kısmını açıklayacağız. Tabii eşlik eden birkaç farklı daha diz problemleri ve hastalıkları var. Ama onlar daha farklı ve daha spesifik konular olduğu için biz genel itibariyle toplumda yaygın bir şekilde görülmüş olan bu üç problemi bugün ele alacağımızı söyleyebiliriz. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Öncelikle ilk de sormuş olduğum gibi halk arasında kireçlenme diye bilinen tıptaki adı nedir bilmiyorum veya tıpta bir adı var mıdır? Ondan biraz bahsederseniz memnun olurum. Yani aslında kireçlenme bir tam şöyle bir şey, kemiklerin yoğunluğundaki işte belli başlı bir sürtünmeye bağlı artık oradaki birikinti oluşturan bir yapı oluşturuyor. Biz buna birkaç tane isim var ama tabii bunlar hani kemiğe bağlı şeyler olduğu takdirde farklı isimlendiriliyor. Ya da dolaşım sisteminin bozukluğundan kaynaklı olarak da çeşitli birikintiler oluşturmuşsa, bunlar da diz ekleminin işte hareketini tam olarak yapmasına engel oluyorsa bu şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Peki bu ne gibi şeyler oluşturuyor dersek? Çoğunlukla insanların ağrı ya da işte ne bileyim kızarıklık, şişlik tarzı çok fazla problemleri olmaz. bu kişilerin. Sadece çoğunlukla problem yaşadıkları şey, normalde diz eklemleri tamamen açabiliyorlarken, yani dümdüz bacaklarını uzatabiliyorken, evet, artık bu kireçlemeden dolayı biraz daha bu açılarını kaybedebiliyorlar. Yani dümdüz bir şekle getiremiyorlar. Hareket kısıtlanması oluyor tabii ki. Evet, eklemlerde bir hareket kısıtlılığı oluşuyor. Biz buna genel itibariyle bir kontraktür ismi veriyoruz. Yani kontraktür gelişimi biraz bu süreçle ilgili, kireçlenme konusuyla ilgili bir konu. Ve bu tabii kısa vadede, kısa zaman içerisinde gerçekleşen bir şey değil aslında. Yani çok uzun zaman içerisinde gerçekleşen bir şey. Bu sebeple kişiler, evet, örnek veriyorum, işte benim dizlerimde kireçleme varmış falan diye bir şey duymaya başladıklarından itibaren aslında kendi kendilerine bazı egzersizleriyle bunları aslında desteklemeye başlamaları lazım. Bu konu hakkında çeşitli destekler alabilirler. Hem sağlık kuruluşlarından hem fizyoterapistlerden vesaire bununla ilgili destekler alınabiliyor. Burada tabii işin ikinci kısmı, dolaşım sistemine bağlı da bir şeyler varsa burada mutlaka beslenme de çok kıymetli. O alanda da mutlaka bir diyetisyen takviyesi de oldukça kıymet veriyor. Bizler bunları bir araya getirdiğimizde hocam, yani eklem, diz ekleminin daha kısıtlı hale gelmiş olduğu, kişilerin yürürken, yürümekte zorluk yaşadığı, çok fazla ağrı, sancı, problem yaşamadıkları bir problem olarak resmi ortaya koyabiliriz. Evet. Bu kireçlenme ile birlikte ya da işte kontraktür gelişmesini önleyebilmek için ne kadar erken zamanda bununla ilgili müdahalelere başlamış olursak o kadar ilerlemeyi durdurmuş oluruz. Çünkü işler çok ileri gittiğinde belki cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabiliyor, çok nadiren de olsa. Ya da onun dışında bizim fizik tedavide kullanmış olduğumuz bazı argümanlar var ama kısa vadede onlar da hemen yanıt vermiyor. Belli bir sürecin gelişmesi gerekiyor. Burada tabii en çok dikkat ettiğimiz şeylerin başında yaş durumu var. Boy ve kilo durumu var. Çünkü yaş ilerledikçe bildiğiniz gibi kemik erimeleri başlıyor ve bu kemik erimelerinden dolayı biz bazı manevralarımızı rahat bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Belki buradan da şey konusuna bir pas atmış olalım. Bu kütleme konuları falan da çok oldukça, evet, yaygın bu aralar. Bu konularda bizim manipülasyon dediğimiz bu kavramın da gerçekleşebilmesi için kemik erimesinin olmaması lazım. Bu sebeple eğer kadın hastalar varsa işte menopoz döneminde olmamaları bizim için önemli handikaplar arasında. Eğer ki erkeklerle ilgili biz bu konuda çalışıyorsak da o zaman da kendilerinin belli bir yaş düzeyinin üstünde olup artık osteoporoz riskinde, yani kemik erimesinin riskinde bulunduklarında da biz belli başlı bu tarz manevraları yapmakta çekiniyoruz. Bu sebeple ne kadar erken o kadar iyi. Bu erkenliği de şöyle de düşünmekte çok fayda var. İlla işte ben bunu olmasını başladığını hissettim, hissetmedim, işte erken dönemi kaçırdım mıyı da aramaya gerek yok. Şu an diziniz sağlıklıysa onu sağlıklı tutun. Yani genel itibariyle de bu konuyu da en azından değinmiş olalım. Eğer bir probleminiz yoksa, ağrınız, şikayetiniz yoksa, genç yaştaysanız şimdiden bununla ilgili dizinizin sağlığını sağlıklı tutun. Yani üzerine gerekli zaman diliminde stres vermeniz lazım. Mesela sıçrama, zıplama aktivitelerinde bulunun. Zaman zaman işte düz koşular, bayır koşuları, direnç koşuları gibi bizim işte antrenman, egzersizlerde kullandığımız çeşitli yöntemler bunlar. Bu tarz koşu tipleriyle birlikte de dize ve çevresindeki dokuların da sağlıklı kalmasını sağlıyoruz biz. Evet. Diğer biraz sonra bahsetmiş olacağımız işte menisküs ve çapraz bağ konularında da zaten buralara oldukça yer vereceğiz. Ama özellikle kireçleme konusu, yani eklem yüzeyleri ve kemikle ilgili olduğu için siz onu ne kadar hareketli, ne kadar dinamik, ne kadar esnek tutarsanız bu o kadar dizinizin açısının kaybolmamasına ve bu tarz bir olayın gerçekleşmemesine sebebiyet verir. Bu sebeple aslında geçmiş konularda bahsetmiş olduğumuz fiziksel aktivitenin bu ve benzeri konularda da sağlık problemi olarak karşımıza çıkmasını önlediğini dile getirmiş olabiliriz hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir diğer diz problemi olan menisküs rahatsızlığından bahsedebilir misiniz? Evet, özellikle menisküs konusu da şöyle birkaç dikkat çekilmesi gereken nokta var. İşte bireyler doktora gidiyor, hastaneye ya da bir sağlık kuruluşuna gidiyor. İşte diz ağrıları var ya da yürümekte zorlanıyor. Ya da hatta şuradan alalım. Kimler kendisinde menisküs rahatsızlığını olduğunu hissedebilir, anlayabilir? Şimdi her diz ağrısı menisküs anlamına gelmez. Ama siz yürürken ya da merdiven çıkarken, basamak çıkarken dizinizde bir takılma hissi hissedersiniz. Yani mesela böyle ayağı işte ileri doğru adım atıyordur hasta ve sanki bir şeye ayağım, dizim takıldı gibi bir his uyandığını söyler zaten. Bu bizim en çok hikayelerde hasta hikayesi aldığımız zaman da duymuş olduğumuz yanıtlar arasında. Mesela burada kendilerinde bir menisküs probleminin başladığını anlayabilirler. Tabii bu biraz ilerlemiş evrelerde hissedilen bir şey. Ama en azından menisküs problemi olan kişilerin son zamanlara doğru yaklaştıklarında buradan yakınmaya başlayıp bir sağlık kuruluşuna artık yönelme ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü diyor ki ya benim dizimde bir şey var. Hatta bazı halk arasında tabirler falan da var. İşte diz faresi falan tarzı şeyler de söylenebiliyor. Çünkü bu habire hareket ettiği için işte sanki böyle yokluyor devamlı gibi. Bu takılmalardan kastınız hocam. Yani dizi açıp kapatırken, oturup kalkarken, örneğin namaz kılarken, eğilip kalkarken çıtırdamalar, çıtır çıtır gelen sesler bunlar mıdır yoksa? Yok. Eklemin birbirine takılması ve onu sanki aşarak şimdi geçmesi. Şimdi menisküsü önce bir tarif edelim, anlatalım. Şimdi diz eklemini düşündüğümüzde işte dedik ya yukarıdan bir kemik geliyor, aşağıdan gelen kemikler var. Evet. İşte ayağımıza doğru giden. Bunların birleşim yerinin oluştuğu yerde iki tane kemik var. Yani bu eklemi de bu iki kemiğin yüzeyleri oluşturuyor. Ve bu iki kemiğin yüzeyleri oluştururken bunlar birbirine sürtünmesin, işte problemler oluşturmasın diye bizim diz kısmının bir yani şöyle dizimizin önü, arkası, sağı, solu olarak düşünün. Sağ ve sol taraflarında iki tane küçük yastıkçıklar bulunur. Bu yastıkçıklara biz menisküs diyoruz. Bunlar ne yapar? İşte baskı anında, yani örnek veriyorum, yürüyorsunuz, koşuyorsunuz. Koşma anındayken iki kemiğin birbiri üstüne direkt bir şekilde basmasını engeller. Niye? İki tane yastıkçık var orada. Süspansiyon görevi görür bir yerde. Öte yandan eklem yüzeyine o biraz daha yastıkçık olduğu için bir boşluk oluşturur ve eklem yüzeyi alanı oluşturur. Bu eklem yüzeyiyle birlikte biz daha rahat hareket etmeyi sağlarız. Yastıkçıkların ya da menisküslerin bu anlamda çok önemli görevi var. Bir de destekler. Yani sonuçta orada bir yapı bulunduğu için sizin belli başlı hareketlerinizi yapmanıza da olanak ve destek sağlamış olur. Şimdi burada menisküsün yaralanmasını söylediğimizde de nasıl bir his olduğu daha iyi anlaşılmış olacak. Şimdi mesela menisküsün yaralanmasında muhtemelen dışarıdan gelen bir darbe vardır. Yani örnek veriyorum, şöyle bir diz eklemi düşünelim. İşte bu ayağımız olsun. Şöyle dize yandan bir darbe geliyorsa benim dış tarafta bulunan yastıkçığım, menisküsüm böyle biraz açılır. İç taraftaki olansa üstüne iki kemik daha fazla baskı yapar. Ve bu baskıdan dolayı menisküs yırtılmaya ya da işte çatlamaya, belli evrelerde dejenere olur, yıpranır. Biz de bu yıpranmayla birlikte artık kendisinin problemler göstermeye, yani dizde bir ağrı, işte çeşitli problemler baş gösterdiğini görürüz. Zaten bu darbeler biraz daha fazla, biraz daha büyükse orada çapraz bağlarımız da kopuyor. Zaten oraya sporcular konusunu anlatacağımız yerde de biraz bu konuyu da işleyeceğiz. Yani menisküs de haliyle bu yastıkçığın yerindeki işte o kopma, ayrılma, içinden bir parçanın kopmuş olması, siz dizinizi hareket ettirdikçe o parça bir yerlere temas ediyor, dokunuyor. Normalde hep sabit olan yerinden dışında farklı yerlere dokunuyor. Bu sefer insanlar içeride bir şey oynuyor, bir şey hareket ediyor zannediyor. Bu sebeple de ona işte diz faresi gibi böyle çeşitli halk arasında kullanılan tabirler var. Ve bu da menisküs rahatsızlığının probleminin olduğunu, takılma hissedildiğimizde işte bu eklem yüzeyleri arasında bazı yerlerine o kaçıp geldiği için sanki adım atarken böyle dizi bir takılıyormuş da ondan sonra açılıyormuş gibi hisseder. Menisküs probleminin en çok belirti gösterdiği, en çok problem yaşattığı durumlar bu şekilde. Peki hocam, tedavisi nedir? Yani fizik tedaviye burada düşen görevler nedir sizlere? Özellikle ameliyat gereken evre kaçıncı evredir? Veya o evrenin hangi evre olduğunu nasıl anlıyoruz? Fizik tedaviyle bunu nasıl düzeltiyoruz? Hocam, biz diz problemlerinde, özellikle menisküs problemlerinin tedavisinde izlediğimiz biraz süreç şu şekilde oluyor. Kliniğe gelen hastalara öncelikle biz klinik muayene ismini vermiş olduğumuz bazı testlemeler yapıyoruz. Burada ağrı ve problemin varlığını tespit edebilmek için özellikle diyoruz ki işte bir pozisyona alıyoruz ayakları ve dizi ve işte stres bindiriyoruz. Önce işte bir iç menisküs kısmına, daha sonra dış menisküs kısmına yapmış olduğumuz bir stresleme pozisyonu var. Ve bu manevra ile birlikte hastaya soruyoruz. Burada ağrı var mı, şikayetin var mı, problemin var mı diye. Çünkü onun üzerine bir baskı olduğu takdirde zaten direkt ağrı kendisini belirtiyor, belli ediyor. Bu sebeple biz öncelikle bu tarz bir klinik muayenesine bakarız. Bu klinik muayene ile birlikte şayet pozitifse bu bizim zaten menisküs probleminin olduğuna işaret eder. Fakat kaçıncı evrede olduğunu, yani bu hafif çatlamaya başlamış mı, yoksa yarılmış mı, tamamen ayrılmış, kopmuş bir yastıkçık mı? Bunu çünkü böyle jöle kıvamında bir şey olarak düşünebilirsiniz. Onun kendisinin çatlaması işte ya da belli bir işte yapısının tamamen bozulduğunu saptayabilmemiz sadece MR görüntüleriyle mümkün. Ve MR'a girdiğinde kaçıncı evrede bir menisküs yaralanmasının olduğu oradaki radyolojik görüntülemenin sonucunda bizlere gelir. Ve ardından da şayet son evrede olan bir şeyse burada cerrahi bazı teknikler uygulanır. Ya kopmuş olan doku tamamen oradan alınır. Ya tamiri yapılabiliyorsa, yani sondan bir önceki evrededir, birazcık tamiri yapılabilecek düzeydedir. Onun üzerine tamiri yapılacak şekilde bir cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Ya da bu kişinin hani başlangıç evrelerdedir, biraz daha iyi durumdadır. Ya da ameliyat sonraki süreçtedir. Kişinin diz ve çevresini daha iyi hale getirebilmek için fizik tedaviye yönlendirilir. Bu üç şekilde tedavisi gerçekleştirilir. Menisküsün en büyük problem teşkil ettiği kısım şurası hocam. Özellikle menisküs kanlanan bir doku değil. Yani kanlanan bir doku olmaması bize şu anlamı verir. Bir yer kanlanıyorsa iyileşir. Yani yeni kan dokuları gelir ve orada iyileşme gerçekleşir. Mesela bir yerimiz kesiliyor. Kesildikten sonra buraya kan geliyor, biz tampon yapıyoruz vesaire falan ya. Evet. Burada mesela yeni kan dokuları, iyileştirici hücreler, vücudumuzun işte bu anlamda üretmiş olduğu fizyolojik yanıtlar buranın hormonal anlamdaki işte baskılamalarıyla birlikte iyileştiriyor. Fakat menisküse yönelik kanlanma %25 oranında. Yani bu çok düşük bir oran. Bu sebeple de iyileşmesi, kendi kendine bir işte iyileşme süreci gerçekleşmiyor. Biz bu yüzden ya dışarıdan bir müdahaleyle, yani cerrahi bir şey, ya da fizik tedaviyle diyoruz ki tamam, bu kendisi problemli, yani bu dizin en azından menisküs kısmı, biz bunu çevresel dokularla daha iyi hale getirelim diye ona egzersizle alıştırmaya çalışıyoruz ki artık o yapısı en azından o formatındaki haliyle de bir şeyleri, dizi problem çıkarmasın, iyileştirsin diye egzersiz takviyeleri veriyoruz. Bu şekilde hem işin fizik tedavi kısmını, hem cerrahi kısımdaki müdahalesini, hem de tam olarak iyileşiyor mu, iyileşmiyor mu kısmına biraz yanıt vermiş olduk. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Son bir şey daha soracağım menisküsle ilgili. Burada ameliyat gereken son evredeyse ve o ameliyatta dahi o parça onarılamaz haldeyse o dokunun oradan alındığından bahsettiniz. Peki yerine koyulmayan bir doku olduğu için ya da yerine bir farklı bir doku konuluyor mu? Onu soracağım size. Eğer konulamıyorsa oradaki eksiklik nasıl gideriliyor? Hocam, sizi dinliyoruz. Tabii menisküslerin çok güzel bu anlamda bir görevi olduğunu bahsettik ve onun alınmasıyla birlikte de bir tabii noksanlık var. Bunlar nasıl gideriliyor diye sordunuz. Evet. Şimdi ne yazık ki bununla ilgili yerine bir parça bir şey konulmuyor. Çünkü bazı ameliyatlarda biz bununla ilgili işte cerrahlar bununla ilgili yapmış oldukları işte operasyonlarda bir kısmını alıyorlar. Fakat kurtarabildikleri kısmı bırakıyorlar zaten. Yani en ufak bir parça ya da ne kadarını kurtarabiliyorlarsa onu zaten en azından orada bir destekleyici olsun diye bununla ilgili bir parça bırakıyorlar. Fakat tamamen bunu almaları gerekiyorsa işler biraz daha kötü tablolara götürebiliyor. Burada işin rehabilitasyon kısmı çok önemli oluyor. Çünkü artık burada bir menisküs olmadığı için kemikler üst üste binmeye başlıyor. Ve o hareketlenmeyle birlikte de ne yazık ki bilindiği üzere işte o hem aşınmalar, eklem yüzeylerinin artık birbirine sürtmesinden dolayı belli başlı işte başka problemlere doğru işler gidebiliyor. Biz buralarla ilgili aslında dizin yapısının alışmasına yönelik bazı egzersizler yapıyoruz. Burada en önemli kısım hem eklem sıvısının ve işte o içerideki belli başlı diğer dokularla bunu bir şekilde absorbe edebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu biraz daha kötüleşmeye gidecek olan tabloyu biraz daha iyi formda tutmaya çalışmak ya da tamamen kötüye doğru çok hızlı ilerleyecek olan bir tabloyu biz biraz daha yavaşlatmış oluyoruz bu şekilde. Anladım. Özellikle de tabii buradaki hastalar yaşları da bizim için çok önemli. Çünkü her hastaya, her yaş grubundaki kişilere de bu yapılmıyor. Ama ilerlemiş yaşlarda olan hastalara yönelik böyle durumlar olduğunda alınması da gerekiyorsa alınıyor. Çünkü hani belli bir ömür yani tamamlanmış gibi burada düşünülüyor ve geri kalan süreçte de bu aşınmanın zaten birkaç yıllar süreceği için ve o ömrü de ortalama belki burada hani söylemek çok doğru olmasa da hastanın zaten yaşının buna yetip yetmeyeceği, o problemler iyice baş gösterip baş göstermeyeceği biraz daha aslında orada inisiyatif alınan bir kısım olduğunu dile getirebiliriz. Anladım. Bu noktada tabii genç hastalar varsa onların buraya çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü yaşlar daha örnek veriyorum 18, 20, 25, 30 yani Türkiye şartlarındaki işte vefat yaş oranı ortalama 65 ile 67 yaşlarda. Bu baz alınarak biraz da hareket ediliyor. Yani 20 yaşındaki bir birey daha önünde işte uzun yıllar olduğu hesap edilir. Ve bu anlayıştan ötürü de onun daha fazla dikkat etmesi gerektiğine dair hem beslenme takviyesi hem işte orada sadece rehabilitasyon değil, rehabilitasyondan sonra fitness gibi özellikle biraz daha kuvvetlendirici, diz çevresini daha güçlü bir şekilde tutabildiği bazı egzersiz programlarına yönlendirilir. Ve bu şekilde de en azından noksanlığının kötü tabloya gidişi minimum ölçüye kadar azaltılmaya, düşürülmeye çalışılır. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Biraz daha bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam programın başında da belirtmiştiniz. Çapraz bağlarla ilgili problemler vardı. Bu iki rahatsızlıktan sonra sanırım biraz da ondan bahsedebilirsiniz. Evet. Hocam çapraz bağın şöyle bir çok önemli fonksiyon yerine getirdiği bir kısım var. Çapraz bağlarımız iki tane ve bunlar bahsettiğimiz gibi diz kapağının altındaki kısımda üst taraftan gelen bizim femur ismi vermiş olduğumuz kemiğin alt kısmıyla işte bu kaval kemiği ismi verilen ya da bizim tibia diye nitelendirmiş olduğumuz kemiğin üst kısmının bir araya gelerek bu diz eklemini oluşturduğunu söylemiştik. Ve bunların içinde de birbirine bağlı kalmasını, birbirini beraber çalışmasını sağlayan işte çapraz bağlarımız vesilesiyle gerçekleşiyor. Şayet çapraz bağlarımızın olmadığı ya da işte probleme uğradığı durumlarda biz zaten neler yaptığımızdan bahsedeceğim ama özellikle bu anlamda yani düşünün iki farklı kemiği bir arada tutan, onları bağlayan çok önemli bir görevi var. Bu noktada hem de işte dizimiz büküldükçe esneyebilen bir yapısı var. Geri bir araya geldiğinde de yine o sıkı bir şekilde bir arada bulmayı mesela dizinizi dümdüz yaptığınız zaman da o çapraz bağ o kadar uzayan şey nereye gitti diye düşünebilirsiniz. Yay gibi aslında çalıştığını biraz burada söyleyebiliriz. Geri kendi eski formuna haline dönebiliyor. Ve bu şekilde iki kemiğin birbirine bağlı bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Bu sebeple de çapraz bağların çok önemli fonksiyonu var. Burada da anatomik olarak bakıldığında da şöyle güzel bir biçimde yaratılmış gerçekten. Burada bir muazzamlığı da görüyoruz. Özellikle işte ön çapraz bağ ve arka çapraz bağ olarak nitelendirilen kısımda kemikler arasında bir kemiğin ön yüzünden diğer kemiğin arka yüzüne, ötekisinde ise kemiğin arka yüzünden diğerinin ön yüzüne doğru giden bir seyir var. Ve bu seyirden kaynaklı olarak da hareket daha bir dinamik hale geliyor. Çünkü düz eklemimiz baktığınızda sadece şey olarak bakmıyor. Yani ön arka olarak çalışmıyor. Biraz daha çok hafif de olsa sağa sola doğru bir esneklik sağlıyor. Buna da imkan veriyor. Orada tabii yastıkçıkların, menisküslerin de çok önemli bir görevi olduğunu zaten bahsetmiştik. Ama burada çapraz bağların da bu anlamda buna ortam sağlayıcı olduğunu ve dinamiklik kattığını söyleyebiliriz. Peki çapraz bağ yaralanması herhalde nasıl oluşuyor? Çok duyduğumuz bir şey. Çapraz bağ kopması. Kolay mı? Mesela, çapraz bağ zedelenmesi, yaralanması. Evet. Bunlar aslında çok kolay gerçekleşecek şeyler değil. Gerçekten büyük travmalar. Çünkü bu bağlar dediğim gibi kemiklerin o yani iç kısmında yer alan eklemin yani çok aslında mahrem tutulan bir yer. Mesela örnek vermek gerekirse bizim kaburga kemiklerimiz daha az korunaklıdır. Buraya gelen darbeler ya da işte belli başlı müdahaleler daha kolay yaralayabilir. Ya da işte çeşitli saldırılar sonucunda örnek veriyorum ya da bir iş kazası sonucunda elimiz mesela çok önemli bir işlevi var. Yani elimiz burada bile daha rahat bir şekilde yaralanmaya müsaitken çapraz bağ çok korunaklı bir bölgede. İşte üstte deri var, derinin altında belli başlı yumuşak dokular var, onun altında kemikler ve yani bir diz kapağımız var. Zaten kemiklerin içinde yer alıyor. Çok nadide özel bir yerde bulunmasına rağmen yine de kopması gerçekten ne kadar büyük bir travma olabileceğini gösteriyor. Peki çok şiddetli bir darbeyle mi veya çok yanlış bir hareketle mi? Nasıl gerçekleşiyor? Evet. Mesela biz burada daha çok futbolcularda, sporcularda görüyoruz. Evet. Oradaki durum da şu. Şimdi dedik ya mesela dizi bu şekilde düşünelim. İşte ayağımız olsun. Burası alt bacak kısmımız. Burası üst bacak kısmı ve burası da dizimizin olduğunu düşünelim. Diz normal şartlarda öne arkaya doğru bir bükülme hareketini gerçekleştirir. Evet. Fakat yanlardan gelecek olan herhangi bir darbe ya da öne doğru da olabilir bu. Şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Araç içerisinde bir trafik kazası geçirdiniz ve trafik kazasında işte ön tarafta oturan bir yolcu torpidoya doğru bayağı bir sıkıştı, geldi ve burada bacakları büküldüğünde diz ekleminin daha gerisine doğru gitmeye doğru artık travma oluşturuyor. Orada artık bağlar dayanamıyor ve bükülme kapasitesinin ilerisine geçtiği zaman. Evet, bükmenin çok daha ilerisine doğru gidip artık o çünkü büküldüğünde çapraz bağlar gerilir. Geri eski haline geldiğinde normal hale gelir. Ve bu bükülmeyle birlikte de şayet orada gereğinden fazla, haddinden fazla bunu zorladığınızda artık zedelenmeye, yavaş yavaş bağların kopmaya doğru gittiğini görüyoruz. Biz bunu mesela sporcular kısmında da bu tarz müdahalelerde mesela arkadan yatarak işte bir müdahale ediliyor ve futbolcu bir anda dizlerin üstüne doğru çökerek düşüyor ve kayabiliyor vesaire. Mesela burada diz eklemini yani normalde ön tarafta fakat alt bacak gittikçe geriye doğru gitmeye çalışıyor. Çünkü mesela makaslama deniyor futbolda. İşte yan taraftan yatarak birisi müdahale yapıyor. Hatta iki bacağın arasında mesela şu bir futbolcu olsun. İşte kişi işte futbolcu yan taraftan geliyor, bunu makasa alıyor. Bu makas arasına aldığında zaten diz şuradan bir bükülüyor. Kişi düşüyor ama burada bacaklar arasında katladığı için o mesafeyi açarak daha fazla zorluyor. Bu zorlamadan dolayı bağlar dayanamıyor ve ya zedeleniyor ya kopuyor. O yüzden mesela direkt zaten bunlar işte sportmenlik dışı fauller ve belli başlı yaptırımlarla birlikte gösteriyor kendisini. Yani orada kırmızı kart falan sadece işin o anki kısmı. Bu tarz müdahalelerde bulunan futbolcular zaten çoğunlukla en az işte 6 ay, 1 sene falan futboldan men ediliyorlar. Çünkü gerçekten insan sağlığına büyük zararlar veriyor. Evet. Çünkü çapraz bağların iyileşme süreci kolay olan bir süreç değil. Şimdi bu biraz yırtılma mekanizması nasıl olduğunu biz anlamış olduk. Peki çapraz bağlarımız zedelenirse, yani tam biz çapraz bağların kopmasını birkaç evrede ele alıyoruz. Birazcık zedelenmişse bu çok önemsenmeyebiliyor. Yani basit bir şekilde hemen zaten biz buz uygulamaları yapıyoruz. Soğuk uygulamalar, buz uygulamaları, işte oranın hemen normal kendi formunda bu bağların en rahat edebileceği pozisyonu alıp orada bekletmeye başlıyoruz. İyileşmesini sağlasın diye. İşte belli başlı takviyeler, işte burada ilaç kullanılabiliyor, enjeksiyonlar yapılabiliyor vesaire vesaire. Süreci hızlandırmaya çalışılıyor. Şayet burada biraz daha ilerlerse bu çapraz bağ yaralanması, örnek veriyorum işte bağın kendisinin yarıya kadar ya da yarıdan biraz daha fazlası kopuksa, burada mutlaka birkaç hafta dinlendirilir, bekletilir. Özellikle de hem eklem açısını kaybetmemesi için büyük bir özveride bulunulur. Çünkü bir taraftan iyileşmesini bekliyorsunuz, bir taraftan da var olan kapasitesinin düşmemesi lazım. Özellikle de bunlar sporcularsa, sporcu yattığı gün kondisyon düşer. Biz zaten mesela evde mesela egzersizle ya da fiziksel aktivite yapılmasına dair söylediğimiz şeylerde de dile getirmiştik. Yani yattığınız sürece kendinizi eritiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Akciğer hacmi olarak da düşünebilirsiniz bunu, kaslar olarak, kemik olarak birçok açıdan bu anlamda kapasiteleri, kabiliyetleri düşüyor. Ve bu düşmeyi daha fazla yaşamamak için onlar bir an önce ayağa kalkmak isterler ve bir an önce sahalara tekrar dönmek isterler. En azından düz koşulara başlamak isterler vesaire vesaire. İşte burada bizim fizik tedaviyle birlikte yapmış olduğumuz bazı uygulamalar var. Bu işte uygulamalardan menisküste de biraz bunlardan yararlanıyoruz. İşte çoğunlukla diz çevresindeki kasları geliştirecek şeylerdir bu. En güzel örnek burada mesela şu verilebilir. Çapraz bağ yaralanması sonucunda çapraz bağ kopmuş bireyler. Şayet iyileştirilecek ya da işte cerrahi operasyonla dikilmesi mümkün olmayacak durumda olanlar varsa, özellikle de bunlar sporcuysa, büyük ihtimalle zaten çapraz bağı yoktur. Ama çok iyi futbola, hayatına devam edebilir. Nasıl oluyor bu? İşte fizik tedavi ya da oradaki antrenmanlarının ilerleyişiyle birlikte, profesyonel olmasıyla birlikte biz çevredeki kasları kuvvetlendiriyoruz. Nasıl bir önem ortaya oluşuyor burada? Şimdi çapraz bağ dedik ki tutuyor. Üst kemikle alt kemiği tutuyor. Eğer ki bu bağ yoksa orada tutacak başka bir şeye ihtiyaç var. Biz de buradaki o tutunmayı sağlayan şeylerin kaslar olduğunu biliyoruz. Nasıl kaslar var? Bacağımızın üst kısmında geniş büyük bir kas var. Evet. Bu kasa biz quadriceps diyoruz. Bu kasın tutunduğu yerler o alt kemiğin en baştaki uç kısmındaki yanlarına tutunur. Üstüne, alt kısımlarına tutunur. Ve bu tutunmayla birlikte zaten bir yerde üst kemikte, alt kemikte birbirine tutunmuş olur. Bu tutunmadan dolayı biz diyoruz ki bu kası ne kadar kuvvetlendirirsek, ne kadar güçlü olursa çapraz bağa ihtiyaç olmaksızın biz buradaki o bağlantıyı tutan şeyi kaslar üzerinden sağlayabiliriz deyip özellikle üst taraftaki kasları çok kuvvetlendiriyoruz. Bunun tabi arka tarafta da var. Bu hamstring ismi vermiş olduğumuz üst bacağımızın arka tarafında bulunan bir kas grubu da var. Onu da aynı şekilde kuvvetlendiriyoruz. Çünkü o da kalçadan itibaren tutunup yine ayağımıza doğru giden dizin alt kısmında kalan kemiğe tutunan yerleri var. Ve biz bu şekilde iki kemiklerin arasındaki bağlantıyı daha güçlü, daha hayatta kalır ve bağların ihtiyacı olmaksızın yaşayabildiği bir forma getirmeye çalışıyoruz. Burada bazı futbolculardan da örnek verilebilir. Çoğunun mesela yoktur. Örnek vermek gerekirse eski futbolculardan Emre Belözoğlu çapraz bağı olmayan bir futbolcudur. Fakat baldır tarafına bakıldığında, işte bu dizin üst kısmındaki bacak kısmına baktığınızda çok geniş kütlelidir. Oldukça büyüktür. Bunun nedeni çapraz bağın yerini alabilecek kadar kas hacmine sahiptir ki oradaki işte uç kısımlarda tutunan tendonlar öylesine kuvvetli ve güçlü ki bir bağdan daha kuvvetli. Yani bağı o kadar kuvvetlendiremezsiniz. Bağları güçlendiremezsiniz. Ama kaslarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Ve onlar bu kuvvet antrenmanları ve işte performanslarını geliştirmeleriyle birlikte bağdan daha güçlü tendonlar sayesinde bu bağın yerini sağlayabilirler. Şimdi biz burada halk tarafına belki döneceğiz. Orayla ilgili de bazı şeyler söyleyelim. Aslında temelde yapmak istediğimiz şey yine aynı. Bu kasları ve çevresindeki dokuları iyileştirmeye çalışıyoruz. Ve elektrik tedavileri uyguluyoruz. Biz buna işte elektroterapi diyoruz. Çünkü çok ağırlı bir süreç yaşanabiliyor. Özellikle menisküs de eşlik ediyor bu rahatsızlıklara. Ve diyoruz ki işte elektrik akımları veriyoruz. Ve buradaki ağrıyı almaya çalışıyoruz. İlk birkaç süre zaten özellikle buz uygulamaları mutlaka oluyor. Çünkü hem cerrahi sonrasındaki işte ödem ve benzeri sürecin kontrol altına alınması, hem de soğuk uygulamanın kan dolaşımını baskılayıcı, yani çünkü soğuk uygulama yaptığınızda oradaki ağrı uyaranlarına siz bazı mesaj vermiş olursunuz ve mesaj vererek de oradaki ağrıyı söndürürsünüz. Çünkü sinirlere aslında orada bir uyarım yapılıyor. Soğuğun böyle bir mekanizması var. Biraz da işin isterseniz halk sağlığı tarafında bu çapraz bağlar konusuyla ilgili nasıl yaparak koruyabiliriz? Ya da böyle bir şey başımıza geldiğinde biz oralarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini düşünelim. Gündelik hayata baktığımızda hocam, ev ortamında veya sakin bir hayat yaşayan bir birey için çok da karşılaşabileceği bir durum olarak gözükmüyor. Şöyle hocam, işte dediğimiz gibi bazı büyük travmalar olması lazım. Yani işte ya darbe olur bu, ya işte bir trafik kazasıyla olabilir gibi. Yani hayatın içinde evet, bu tarz bir vakayla ancak karşımıza gelebilir bununla ilgili durum. Ya da çok büyük, yani mesela çok kütleli kişilerin yanlış basmadan dolayı düştüklerinde de görülebiliyor. Yani çünkü kendi vücut ağırlığının fazla olmasından dolayı onun travması biraz daha büyük gelebiliyor. Tabii. Bu anlamda da tabii bir dezavantaj yine kilo. Biz peki neyi tavsiye ediyoruz? Nelere dikkat edilmesi lazım? Şayet bu tarz duruma gelmek istemiyorsanız zaten mutlaka bir diş sağlığınızı genel itibariyle bir sağlıklı formda tutun dedik. Bunun için diş çevresini kuvvetlendirecek, oradaki belli başlı dolaşımı devamlı tetikleyecek şekilde egzersiz programlarıyla bunu zaten sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Çünkü o sağlıklı bir bağ yapısı demek, bazı travmaları ne kadar büyük olsa da kişiye de görecelidir bu. Beden biraz daha zayıfsa, yani bağlar zayıfsa, çok iyi durumda değilse bazı küçük travmalarla bile kopabilir. Bu sebeple biz orayı ne kadar diri ve canlı tutarsak bu travmalar daha büyük ve güç olduğu takdirde ancak kopma seviyesine gelebiliyor. Bu sebeple de diş sağlığımızı, çevresindeki dokuları mümkün mertebe diri tutmak için hareketli bir yaşantıya sahip olmak bu anlamda çok önemli. Peki rahatsızlıkla baş etmek için neler yapmak gerekir? Zaten mutlaka sağlık kuruluşları hemen, özellikle ameliyatlık durumlar vesaire varsa biz buradan sonraki fizik tedavi sürecinde de olmak üzere ortalama 6 ila 12 hafta, işte bazen 6 aya kadar uzanabiliyor bu süreç. Yani minimum 1,5-2 ay ya da işte 3 ay, 4 ay, 6 ay bu bağın zedelenme ve kopma durumuna göre böyle bir tedavi süreci var. Ve bu süreçte özellikle biz şayet diyorsak ki işte ayağa kalkmamalı, basmaması gerekiyorsa, kendisini koruması gerekiyorsa bunun nereden baksanız 2 haftalık, 3 haftalık kısmı yatakta geçiyor. Ve bu da sizin hayattan, işte yapmış olduğunuz işlerden ya da belli başlı işte o sorumluluklarınızı yerine getirememenize sebebiyet veriyor. Bu ve benzeri dezavantajlar oluşturması özellikle sağlıklı bir yaşam için ve bununla ilgili de yaşam kalitesini düşürdüğü için biz mutlaka hem diş sağlığını koruması gerektiğini hem de mümkün mertebe bu tarz tedavilerine bir an önce başlayıp, çünkü bizim için orada gün, zaman çok önemli. Her bir gelişen günle birlikte eğer ki iyileşmeye yönelik müdahaleler gerçekleşmezse tablo tersinir bir şekilde yanlış bir iyileşmeye doğru gidip bu sefer biz onu tekrar düzeltmeye çalışmamız 2 kat, 3 kat daha fazla zorlanabiliyor. Bu nedenle kendinizde bir şey hissettiğinizde doktorlara gitmekten, sağlık kuruluşlarına gitmekten çekinmeyin. Varsa yapabileceğiniz, çevrenizde kişiler varsa mutlaka bir danışın sağlıkçılara. Bu anlamda bilgisi olduğuna güvendiğiniz kişilere sorabilirsiniz. Bizlere de yazıp sorabilirsiniz. Kendimde şöyle ağrılarım var, şu tarz problemler yaşıyorum. Bu şu mudur, bu mudur, ne yapmam gerekiyor tarzda bizimle de irtibata geçerseniz bizler de o konuda zaten destek sağlıyoruz. Gene itibariyle hocam hem çapraz bağların yaralanması hem de tedavi süreci ve bu tedavi sürecinde de bireylerin dikkat etmesi gereken kısım, sağlıklı yaşamdaki hayatlarında da bunu nasıl koruyabilecekleriyle ilgili genel olarak diş sağlığını toparlamış olabiliriz hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rahatsızlıklara yönelik tavsiyeleriniz bir yana, vücudumuzun genel yapısıyla ilgili inanılmaz farkındalıklar oluşması açısından bu program çok önemli oldu. Allah razı olsun. Gerek diz yapımız, gerek bacaklarımızdaki o muazzam yaratılış harikası bağlar, dokular, her biri hakkında bilgi almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Kıymetli izleyiciler, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.